Ercan Çavuş evlenmek istiyor. Her genç gibi aslında güvenebileceği, ailesini de yakından tanıyabileceği bir insanla yola çıkmak istedi. Evet. Bu da 15 yıllık komşusu Aleyna ve ailesiyle. Hoş geldin Aleyna. Nasılsın? Yüksek sesle konuşabilirsin. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. 15 yıllık komşu musunuz gerçekten? Evet. Aslında bu evlilik olayına kadar birbirinizden haberdar mıydınız? Yok, değildik. Bir samimiyetiniz var Hayır, mıydı? Hayır, yoktu. Birbirinizi görüyor muydunuz? Görüyorduk ama herhangi bir samimiyetimiz yoktu. Yoktu. Aynen. Bu evlilik olayını başlatan kişi kim? Kendisi. Kendisi. Nasıl gelişti? Şöyle, yakın arkadaşıma bana evlenme teklif edeceğini söyledi kendisi. Yakın arkadaşım da et yalan. Ama... Yine yalan. Sen sus. O saçındaki kaynakları çıkarsana bir. Gel çıkar. Elindeki tamam, telefon sakinim. Bile benim. Tamam, altınlarımı sakinim. Geri vereceksin. Sana bir şey diyeyim mi? Senin şu kadarcık aklın yok. 30 yaşındasın şu kadar. Neden yüzümü göstermiyorsun sen? Ben 20 Neden yaşındayım. Yüzümü göstermiyorsun? Dolandırıcı. Ailecek beni dolandırdınız lan. 30 yaşındasın. Ailecek beni dolandırdınız. Nenenin altınlarını çalınca. Sana, oğlum sen deden senin yüzünden öldü lan. Daha ne diyeyim ben sana? Sana ne? Öyle ya bir şey olsa babaannem gider birilerinden şikayetçi olur. Dedesinin altınlarını çaldı dedesi var ya. Babası bile diyor ki onun öyle karnından öldü diyor. Öyle bir şey olsa gider şikayetçi olurlar. Ha şikayetçi. Öyle senin gibi insanla baş edememişler demek ki şikayetçi olmamışlar. Bırak ya, bırak. Herkes maalesef seni özel konuşuyor. İki yıl önce hırsızlık yaptığını aynen, konuşuyor. Canım, aynen sen o zaman haklısın. O zaman da herhalde annen de yaptı. Güzel, seni çok seviyorum Aleyna. Aşığım sana oğlum, Aleyna. Oğlum ben en azından söyledim. Ben yalan söylemiyorum. Söylediklerimi olmuyor. Söyledim. Ercan ama olmuyor. Sen buraya kadar hırsızlık diyorum. Yaptıklarını dinlemeyi... yiyince... Sen konuşuyorsun, ben konuşuyorum. Nasıl anlaşacağız biz burada? Sen de dinlemeyi insan bil. Değilsin ki ben seninle anlaşamam dinlemeyi zaten. Dinlemeyi bil. Anlaşamayacaksan kalk git. Ben dinlemeyi de dinleyeceğim lan sen burada. Dinlemeyi bil, canım sıkma bak. Ben sıksan ne oluyor? Dinlemeyi burada kendini acındırıyor. Lan oğlum ben sen 5 tane altın aldım ne? Sevgiliyken beni kuyumcuya götürmedin mi ben kendini? Ben götürdüm de. Aşkım altında... bu sana çok yakışıyor. Altınlarımı niye vermiyorsun? Ercan olmuyor. Hani biz evlenecektik? Ayrıldık bitti diyorum. Annen de sen bizim eve gelmedin mi? Altınlarımı götür, paramı annen götür. Annen de sen bizim eve gelmedin mi? Annen de sen bizim eve gelmedin mi? Misafirliğe bir kere çay içmeye geldik. Sen neden yüzünü göstermiyorsun? Ne konuştuk biz orada? Neden yüzünü göstermiyorsun? Annem sana dedi ki... Oğlum senin ceketini bile ben aldım ben. Annem sana oğlum, dedi ki... Oğlum lan demeyelim öyle. Evet. Annem sana... Ercan bak benim kızım 20 yaşında... Annesiyle gelmiş mi gelmemiş mi onu sorar mısınız? Vermem dedi. Daha 20 yaşında kızım. Sen de 30 yaşındasın. Sen demedin benim mi? Kızım 20 benim yaşında. Odam yok, ben evlenmek her an istiyorum diye. Her kararından vazgeçebilir dedi annem. Hı hı. Bunu ben de ona söyledim. Evlenme teklifini kabul ettim. Bundan 10 ay öncesinde. Kızı başladık zaten biz. Kabul ettim ama ona o masada dedim ki evlenme teklifini kabul ediyorum ya ama. Ya sen nerede bana böyle bir şey söyledin? Yalancı. Birkaç sene sonra yalan dedim evlenin. Ya, şu an dedim ya. Düşünmüyorum dedim evlenmeyi. Hı hı. Öyle bir şey olsaydı direkt zaten evliliğe çekerdim. Sürekli hani Aleyna bana bir hafta... sevgilim. O zaman ben de erkek arkadaşlarıma aldığım hediyeleri bizzat geleyim buraya diyeyim ki bana gelir. Ama yine de dün şuradan başladın. Onlar... Annesi, senin annene diyor ki yani bir arkadaşın tanışmasından bahsettirmedin. Dedin ki Ercan'ın annesi senin annene. Kendisinin annesi benim anneme. Kaç kere yemin ederim benim bu oğlum kızı, mutlu olsun çok, kızını ikna et dedi. Ha. Kaç kere dedi. Benim oğlum mutlu olsun da kızını ikna et ver. Kızını annen ikna bu et, teklifi ver. Kabul etti mi? Hayır. Annem sen teklifi kabul etti. Biz bir araya geliyoruz ya. Bana söylemesine rağmen ben sürekli yanında duruyordum. Ona kendim de söylüyordum. Ona bir sen kere seni seviyorum mesajı bile atmadım. Aynen. Hiçbir zaman öyle sevdiğimi şunu merak söylemedim. Ediyorum. Kim kimi istedi? Ercan buraya oturduğunda... Yani biz bir anda bir araya geldik ve aramızdaki ilişki ciddiyete bindi. Ve hemen Aleyna'nın annesi bize geldi. Biz kesinlikle evlilik konuşmadık. Aleyna'nın annesi konuşmadık. Sık sık bize girip çıkmaya başladı. Dün böyle kafana. İfade etti. Evet geldi ya. Senden iyisini mi bulacağız? Evet. Sen bizim için en uygun damatsın. Senin annen bu evlilik konusunda aşırı ısrarcı davranıp sürekli Ercanların evine girip çıkmaya başlamış. Benim annem başlamış. De gerçek yüzünü sonradan gördü o yüzden. Parası. Ben yalan söyleme. Sevgiliyken aldığın hediyeleri istiyorsun. 20 ne parası? Annenle birlikte istemediniz. 100 milyar. Ben bunların hepsini krediyle yaptım. Esra Hanım kendisi araba aldı. Yemin ediyorum sabahın 9'unda 10'unda beni götürdü. Dedi ki arabamı senin üstüne yapacağım. Ya yalan söyleme yemin ya. Ediyorum dayım da şahit bağlanabilir. Dayımın bağlansın. Komşusu benim komşusu dedi ki benim arabamı dedi ben
ben senin üstüne yapacağım ben dedi. Bizzat şey ben istemedim. Ben dolandırıcı olsam yapsın derim giderse satarım zaten. Ercan'ın iddia ettiği şu. Annenle ve senin yani bu evlilik konusunda aslında Ercan'a ve ailesine bir oyun oynadığınız. Bu süre içerisinde neden verilen, şey takılan yapalım? Paraların hepsini senin sana taktığı her şeyi bozdurup paraya çevir deyip yok ettiğin. Sonra da paralar suyunu çekince senin onu terk ettiğini iddia ediyor. Zaten öyle. Öyle bir şey yok. Öyle mesajlar duruyor şey. Mesajlar. Kendisi ben bakın ne diyorum. Inkar altındaki arabayı benim üstüme yapmak için. Ben öyle bir şey demedim ki. Defalarca. Hayır kendisi de söyledi. Ben dedim üstüne ki. Yapalım. Üstüne, senin araban benim arabam bilmem ne. Üstüne yapalım. Benim zaten hani kendimi al. Yok senin var arabandan senin, bana ne? Senin araba arabam var? Dedim. Anlatma bir kere. Sus, dinle. Peki bu ben aranızdaki. Yüzünü göstersene sen, yüzünü göstersene. Yüzünü çok, göstersene. Aleyna çok büyük ve sert tepkiler veriyorsun. Bak İki bunlar ben onu burada dinliyorum. Haklı olduğunu bozdu. Mesela böyle bir tepki veriyorsun. Play edip 30 yaş. Senden ricam. Konuşuyorum ben. Oradan şimdi, konuşuyor anlamıyorum. Şimdi evlilik çok önemli bir müessese. O zaman o konuşsun. Ben değil, evlilikle ben ilgili insanlar yola çıkarlar, birlikte olurlar, bu kararı alırlar. Ayrılabilirler o tanışma sürecinde. Fakat bu tanışma süreci iki insanın duygularını paylaşmasından ziyade sürekli maddiyatı paylaşmayla ya da maddi isteklerle oluyorsa o ilişkide bir problem var demektir. Yapmasaydı niye ağlayayım ben? Benim ailem yok. Bir şey diyeceğim. Madem ben ağlıyorum, ben niye 14 yaşından beri çalışıyorum ki sen gece gündüz? Sen çalışmıyorsun ki doğru düzgün. Nasıl çalışmıyorum? Çalıştığım şeyleri, şeylerimi çıkarttım sana. Her yerde iki gün, bir hafta her yerden kovuluyorsun. Beni konuşturma şimdi sen bak. Sen diyorsun ki... Nereye kovuluyorum? Nereye? Gülüyor ya Esra Hanım. Ercan Bey bu ilişki içerisinde evlilik teklifinden sonra her şeyi kendi isteyerek yaptı. Kendi rızasıyla yaptı. Evet yapmadı demiyorum ama. Esra Hanım sorar mısın? İşte borcunu ben ödeyeceğim diye yalvardı. Arabayla ilgili ben para vereceğim diye yalvardı. Kuyumcuya götürdü sana bunu alalım diye. Ben niye ağlayayım ki? Bir erkeğe bugüne kadar hiçbir erkeğe ağlamadım ağlamam. Yeri geldi erkek arkadaşlarıma bir fazlasını onun ben yaptım. Ya sende ne var kime ne yaptın? Madem buna öyle bir şey yapmışım. Niye kalkıp diğerlerine çıkıp bağlansın desin ki? Ya bu kız bize de bunu yaptı desin ya. Bu kız bunu da yaptı. Ya kendisiyle 2,5-3 aydır yaklaşık konuşmuyorum, görüşüyorum. Neden ilişkiniz bitti? 2,5-3 ay önce bitti. Kesinlikle konuşmuyorum, ilişkimi bitirdim. Aşkım diyordun. Niye bitirdin? Şöyle, kendisiyle son zamanlarda beni işe almaya geliyordu. Çok tartışmaya gitti, sürekli arabanın içinde tartışıyorduk. Yok şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Dedim ki sen benim sözlüm değilsin, nişanlım değilsin. Erkek arkadaşımızın bana bu şekilde karışamaz. Ama müstakbel eşin oluyor yani. Bir yüzük takılmış, bir evlilik teklifi edilmiş. Evlilik teklifi vardı sen ama kabul etmişsin. Yani nişanlım değil sözlüm, ne kadar yüzük takılırsa takılsın. Kalkıp da yok şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diyemez. Kurallar koymaya başladı. Buralardan başladı. Ben böyle şeylere kesinlikle gelemiyorum. Beni ailem kısıtlamıyor. Sen kimsin bu şekilde kısıtlayacaksın dedim. Sen bu şekilde konuşmayı bitirdim. Musun? Kendisiyle kesinlikle 2,5-3 aydır görüşmüyorum. Mesajları gösterebilir miyim? Sen tam tersi şunu söyledin. Şurada son 10 gündür, 15 gündür iletişimimiz koptu evet, dedi. Ondan önce de 2 haftada soğuk davrandı. Ondan önce aşkımlar, canımlar, hayatımlar duruyordu. İlişkiniz sana göre niye bitti? Sen aşırı kısıtlayıcı. Hayır Esra Hanım. Ona müdahale edip giyimine, kuşamına atıyorum. Her şeyine karıştığın için. Hiç alakası senin yok. Davranışlarından rahatsız olmuş. Hiç alakası yok. Kendisi TikTok çekiyordu. Hiçbir şey demiyordum. Instagram'a 50 tane snap atıyordu. Instagram'ına bile bakmıyordum. Kendisi yine Instagram'dan takip etti. Geri çekiyor. Yani böyle hep kafasında bir şeyler kuruyor. Geri çekiyor. Hep bu sosyal tarz medyası herkese açık mı? Herkese açık. Bu şekilde. TikTok niye? Herkes açık ilişkiyi olabilir. Niye bitir? Yani bak, nasıl ben bir diyor ya, ben bir kriz nereden çıktı? Bak, mesela benim arabamı kullanıyor. Tamam mı? Her gün snap atıyor. Arabam onda, bir hafta onda kalıyor. Ama ben arayınca açmıyor. Gece 2'de kahve resmi atıyor arkadaşımla, kahve içiyorum. Arıyorum yine açmıyor. Gece 4'te arıyorum. Başkasıyla konuşuyor. Gerçekten bu süre içerisinde arabası sende miydi? Evet. Ben sürekli araba kiralayan bir insanım zaten. Storylerimde farklı arabalar var. Ehliyetim de var benim, bir senelik. Esra Hanım, storylerimdeki arkadaşlarımın adına vesaire falan kiraladığımız zaman sürekli çıkartıyorum zaten. Kendisinin arabası bende toplasanız belki 4-5 gün kaldı. Fazla kaldı. Onun dışında ben sürekli araba kiralayan bir insanım zaten. Arabamla kaza bile yaptı Esra Hanım ya. Evet. Yapmadım tamam, mı? Bu da mı yalan? Girme. Evet. Resimler duruyor. Bir dakika da WhatsApp'tan açtırayım Esra Hanım.
Evet. Yani bu şekilde ben arabası 4-5 gün kaldı bende. Zaten dediğim gibi benim kendi şahsi adıma aldığım bir arabam zaten var. Hani nerede? Ben onun üstünde duruyorum. Onun arabası bakın üstüne yapacağım dedi Esra abi ya. Yalan sen makinesi. Neden sevgilinin üstüne arabanı yapıyorsun ki? Yalan madem makinesi. Ben dolandırıcıyım gider alırdım üstüme derdim. Sen kimse zaten de benden onu alamazdı. Sen gösterdin. Annen kimse alamazdı. Esra Hanım yani benim üstüme yapılan bir şeyi gelip benden alamazdı ki. Arabam üstüne senin yapacağım dedi. Hayır dedim. Senin kadar benim ya. Senin saçındaki kaynak bile benim ya. Dolandırıcı olan taktım saçıma. Çıkar hadi çıkar. Gel söksene gel. Sen telefonda gel. Ercan'ı. Yani saçıma bu gerçekten saçı samimi... kaynak diyor. Saçımdakilerin parasını da o vermedi. Yalan söylemesin. Kendisi sana sarı saçı çok yakıştırıyorum diyor. Dedi. Gel gidelim. O videoda gördüğünüz saçtan bahsediyor. Sarıyı çok yakıştırıyorum. Gidelim onu takalım dedi. Taktı. Zaten beğenmeyip onları çıkarıp attım ben kendime. Yeni taktım. Yalan söylüyor. Söyledim. İki tane kredi kartı ekstresinde duruyor. Ama şöyle bak silahı dayadılar. Ercan git şunu al. Bak, al. Ercan diyordu? Şunu yap bunu yap. Sevgilim de sen yapmayacaktın da kim yapacaktı? O zamanlar baban yapsın, senle abin yapsın, kendin yap. Babam yapsaydı bıraksaydı ağlıyorsun, da babam. Ağlıyorsun bana diyorsun ki abim saçlarımı kesti diyorsun. Ben ağlamam. Benim sen ağlıyorum zaten 10 milyar. Sen 7-24 ağlıyorsun be ailecek ağlıyorsun. Aylık 10 milyar alıyorum ben ağlamam tamam mı? Ben parayı ağlamam. Aleyna. Ben dedi ki... Parayı ağlasam o kadar erkek arkadaşlarıma da harcama yapmam. Bak erkek arkadaşlarıma diyor. Seni kimseye şey yapmadı. Zaten benden ya, sonra takıldıklarını insanlar da biliyor. Senin söyleyeyim. Karakterin de Aleyna, belli. Aleyna, kimseye benim şeyim yok yani. Dün sormuştum, tekrar sormak istiyorum. Diyor ki, ben diyor, benden... Şimdi sen hep Ercan'ın bu ilişkide sana kendi isteğiyle bir şeyler aldığını iddia ediyorsun ama... O da diyor ki tam tersi, hep talep eden, hep ben duygu sömürüsü yapan, zaman hep isteyen kendisiydi. Onun aramızda yazışmalar var. Ben bunları delil olarak mahkemeye bile sunarım diyor. Onun bu yazışmaları okumanda bir sıkıntı var mı? Okuyabilirsiniz, sorun değil. Onun talep dediği şu. Konuşuyoruz ya mesela. O an benim mesela hani bir şey yapacağım, param yoktur. O da der ki erkek arkadaşın ben senin sevgilinim. Ben neden ben vermeyeceksen? Ben vermeyeceksen kim verecek? Mesajlarda duruyor. Hayır Esra'nın hayatım. Annesini ilgilenmemiş. Hani annesini yok. Dolandırdı hani zaten. Kendisi annemle düzgün annen dolandırdı konuş. Zaten. Terbiyesiz değilim en azından anladın mı? Ben senin anneni buraya katıyor muyum? Senin annenle birlikte gelmediniz mi ben? Senin annenin ona buna söylediklerini burada annenle sunuyor muyum? Annenle birlikte gelmediniz mi? Benim annemin adını bir daha al. Ben sana selam benim verdim annemin adını bir daha al. Bu yazış tehdit, tehditse tehdit. Bir dakika. Annenizin adını bu yazışmalardaki siz bu ilişkiyi ortaya koydunuz ama bakın. Annenizin yayıldı. Neden? Hatta ben annenizin bir kız evladının yetiştiren bir anne olarak cevap hakkını kullanmasını çok isterdim Aleyna. Çünkü sen dün iki annenin senin istemediğin bir ilişkiyi bunun adını ne olarak adlandırırsan adlan. Eğer bizim hukuk sistemimizde evlenme teklifini kabul ediyorsanız bunun adı aile hukuku sözleşmesidir ve nişandır. Ve taraflar birbirini mutlaka törenin yapılması gerekli değildir. Bir ip parçasının bile takılmış olması evlilik yolunda iradenin ortaya konmasıdır. Ve sen şu annenle istemedim. İlgili ondan önce sen şu iddiaya attın. Benim anneme geldi kakala, ikna et oğluna. Kızını. Hatta çok tabir kötü bir tabir Ercan kızını. İçin demiş. Ha, böyle bir şeyi kullanan sensin. Annem bence bu cevap hakkını kullansın. Böyle bir şeyi senin gibi pırıl pırıl bir kız evladına yani sen nasıl kabul ediyorsunuz iki ya? İki annenin arasında Ercan'ı kafalaması gereken kişi olarak görülüyorsun. Bir nevi öyle evet. Bir nevi öylesin. Öyle. Yani onun annesi diyor ki Aleyna'yı ikna ama et. Ama annem bunu bana kendi söyledi. Senin ben annen... özellikle dedim ki anne yanlış anlam. Onun annesini tanıyorum yannış anlamışsındır. Öyle bir hayır. dememiştim. Senin annen de diyor ki ne yap ne et Ercan'ı bu evlilik yoluna it. Şimdi buradaki Aleyna ile yazışmalardaki Aleyna bambaşka insanlar. Bu yazışmalarda bir kelebek. Naif, kırılgan, öyleydim, hassas. Öyleydim. Burada değiştirdi beni. Saldırdım ben öyleydim. Bir insan var. Mesela dili de öyle yazışmalarda. Mesela saç mevzu nasıl açılmış? O kendi delillerini sunduğu için söylüyorum. Sen işte saçlarının koptuğunu, abin İbo yüzünden koptuğunu, o da sana yalan, diyor ki ne olacak yalan, aşkım diyor. Abim İbo yüzünden mesaj niye var, koptun mesaj. Ki? Benim abim benim en yakın arkadaşım. Tüm yazışmalarında var. Saçını, saçlarını kesti. Benim saçlarımı niye kestin? Niye kestin diyorsun? Saçlarımın tüm sorumlusu abim İbo diyorsun. Aynen öyle. Onun yüzünden bu hale geldim. O da hiçbir şey bilmediği için de saçmalama aşkım. Sıkıntı yapma saç konusunu uzar diyor sana. Sen benim diyorsun saçlarım... ki bu iş öyle uzayarak olmaz. Bu çok emek istiyor. Kaynakçı var.
saçıma kaynak taktırmam lazım. Taktırmam lazım sohbeti, diyorum ama şu. Ama diyorsun ki kaynağı taktıracak işte param yok, bütçem yok, ailemden yok, isteyemem. Hayır öyle bir şey demiyorum. Şu. Şey, ailemden isteyemem, aileme bu konuda yük olamam. Ben böyle şöyle, bir şey aileme söyleyemem diyorsun. Bu da diyor ki tamam o zaman ben halledeyim diyor. Ben buraya gelirken ilk başta ne dedim? İlk başta gelip buraya dedim ki evet dedim yaptı. Yapmadı demiyorum ben kabul ediyorum zaten. O yüzden dedim açın dedim istediğinizi okuyabilirsiniz. Ama kendisi zaten sevgilim olduğu için ben hani biz sürekli dertleşiyorduk o konular. Diyorum ki bak evet benim ben bugüne kadar ailemden hiç para almadım. Almıyorum dedim kendisine de söyledim. Çalışıyorum dedim ama benim çalıştığım bana yetmiyor. Ailemden de alamıyorum. O zamanlar saçım çok kısa. Kendimi rahatsız hissediyordum. Kaynak taktırmam lazım diyorum. Kendisi de hani gidip beraber taktıralım diyordu. Erkek arkadaşım olarak. Ben de kendi rızasıyla yaptığı şeyler bunlar. Ama ben sana öyle bir şey yok Aleyna. Yani ama sen bunu ona yaptırabilmek için yani her türlü duygusal sömürü var resim ya böyle atıyor, hani. Resim atıyor, saçları bu kadar böyle kendini acındırıyor. Hayır, yan yana buluştuğumuz zaman da söyledi. Bu ne dedi ya, hiç çok kısa dedi, hiç yakışmamış şey güzel, dedim, kaynak takacağız. Her şey mesajda değil ki Esra'm ya. Vallahi böyle yapıyor yani. Her şey mesajda değil. Bu insan ne diyor? Tamam. Ben bununla diyor ki yüzünü neden göstermiyor? O kadar doğru söylüyorsa yüzünü neden gizliyor? Bana onu söylesin. Abim istemiyor. Onay boyunca senin var ya bir gram utanman yok. Aldıkların için buraya çıkıyorsun. Rezilsin sen. Gelirim. Sen beni dolandırdın çünkü. Tüm Türkiye annenle rezil. Birlikte herkes beni dolandırdınız. Herkes arıyor beni bu çocuk rezil diye. Sana neler aldı? Listeler bana, misin? Bana küpe aldı. Normal hani altın küpeler olur. Küçük baget tarzında. İşte bir evlilik teklifini etti. Yüzük vardı. İki tane aldım baget. Bir baget. Nereye gitti tövbe? Resimler duruyor ya. Esra atmadım mı size? Baget gösterin. Küpe aldı. Bir çeyrek aldı bir de gram altın aldı. Bana aldıkları şeyler bunlar. Telefon bana, 20.000 TL. Babam arayıp 20.000 TL yok ki. Telefon. Bu yazışmalarda da var o para. Ama var ama baba şöyle var. Bakın kendisi diyor ki kredi çektim 20.000 lira. Sözde o parayı beraber bana verecek gittik ya. Hayır hayır. Ben sadece şunu söyleyeyim. Babamın dosya masrafı 25.000'miş. Bana sen 20.000 ver aynen yeter öyle diyorsun. Şey, ondan sonra baban bakın, sana diyor ki güya araba senin diyor. Aynen o bu şey. Sonra da bu 20.000 lirayı sana gönderiyor. Şu, aynen şu şeyin şirketin adını vermiyorum. Oraya yatırmamız gereken bir ücrette yatırsaydık arabamı verecekler. Babam bir dosya masrafı ödemesi dosya gerekiyor. Dosya masrafı aynen. Onu yatırıp o para, adam dedi ki onu yatırırsanız parayı şeyi alırsınız. Bu da dedi ki sen de bundan istiyorsun. O da dedi ki onu yatıralım dedi. Arabanı şey yapalım dedi. Alalım dedi. Hani beraber kullanırız dedi. Biz bununla beraber o şirkete gittik. Konuştuk. Adam dedi ki kusura bakmayın. Parayı da çekti bu arada. Adam evet, dedi çekti. Ki kusura aynen çekti parayı. Adam dedi ki kusura bakmayın dedi. 20 milyar değil. Bana dedi 50-60 milyar para vermeniz gerekiyor. Ama onu verseniz bile arabanızı çıkaramam dedi.